Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videoda bizim gibi düşünenlere köpek diyen bir ehli sünnet hocasını dinleyeceksiniz. Neden köpek diyor? Sebebi elhamdülillah artık dayanamıyorlar. Etrafındaki insanları kaybediyorlar. Düşünen insanlar sorular soruyor. Onlar da öfkeleniyorlar. Hiç önemli değil. Kudursunlar. İstedikleri kadar öfkelensinler. İstedikleri kadar da hakaret etsinler. Hiç önemli değil. Neticede güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikat gün gibi ortada. O kadar ilginç cümleler kuruyor ki adam, yani hayran olacaksınız. Durdurup gösterdiğim zaman. Tam suçüstü. Adam o kadar güzel cümleler kuruyor ki. Sadece bir tanesini şimdi söyleyeyim. Video gelince keyfini çıkartın oranın. Diyor ki, mezheplerin diyor, farklı farklı diyor, namazı diyor, tarif etmesinin sebebi farklı coğrafyalarda olduğu içinmiş. Ve Resul'den görmüşler nasıl kılındığını. Beyin yamyamları. Adam ne diyor biliyor musunuz dostlar? Siz farkına varın diye söylüyorum. Resul Mekke ve Medine dışında hiçbir yerde Resullük yapmadı. Resul olduktan sonra olduğu yer Mekke ve Medine. Başka bir yer yok. Peki başka coğrafyalar için Resul ne zaman namaz kıldı? Mesela Rizeliler, Trabzonlular için Resul namaz kıldı mı? Ey sahabe! Her gün yağmur yağan, çay fidanlarının olduğu yerde namaz kılarken şöyle kılın. Abdest alırken böyle alın mı dedi. Embesiller. Resul'ün farklı namaz kıldığını iddia edenler, mezheplerin neden farklı namaz kıldılar sorusuna ya da neden farklı abdest aldılar sorusuna ya da abdesti bozan şeylerin sebebi nedir sorularına verdikleri cevap farklı coğrafyalar içinmiş. İyi de Resul farklı bir coğrafyaya gitmeden Mekke'de farklı coğrafyalarda nasıl namaz kılınacağını ne zaman gösterdi, kime gösterdi, niye gösterdi? İskoçya'da böyle namaz kılınır, Endülüs'te böyle namaz kılınır, Antarktika'da böyle namaz kılınır diye Resul iklim ve coğrafyaya göre size namaz mı tarif etti? Kendilerini akıllı zannediyorlar. Öyle değil. Artık düşünen insanlar size çok basit soru soracaklar. Ama siz etrafınızdaki insanları salak zannederseniz çuvallarsınız. Etrafınızda düşünen insanlar var artık. İmam-ı Şafii ile İmam-ı Hanifi, Hanbeli ve Maliki aynı yörenin insanları. Birbirinin kabrini ziyaret eden insanlar. Birbirinin mezarını ziyaret eden insanlar. Ve sen diyorsun ki farklı coğrafyalar için. Hadi lan oradan. Farklı coğrafyalar içinmiş. Yaşından başından da utanmıyor. Kendi söylediğine kendin inanıyor musun? Farklı coğrafyalarmış. Ne kadar farklı coğrafya. Ne kadar farklı coğrafya. Birisi ötekinin talebesi oluyor. Birisi ötekinden ders alıyor. Biri ötekinin mezarına gidiyor. Niye farklı hüküm verdiler sorusuna farklı coğrafya. Ya farklı coğrafya öyle mi? Siz coğrafyanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer siz coğrafyanın ne olduğunu bilseniz böyle bir cümle kurmazsınız. Ama sizin amacınız üzüm yemek değil. Sizin amacınız bağcıyı dövmek. Sizin amacınız nefsinize uygun fetvalar vermek. Nedir? Onu sizin için seçtim dostlar. Nisa 3. 4. surenin 3. ayeti. Bu hokkabazların dörder dörder, üçer üçer, ikişer ikişer kadın almak için çarpıttıkları ayet. Allah ayeti kerimede yetimleri evlendirin diyor. İkişer üçer dörder yetimleri evlendirin diyor. Bu yetimler erkek de olabilir, kız erkek demiyor.
yetimleri evlendirin diyor. Ve nasıl, niçin, neden sorularının cevabı da Nisa 1, Nisa 2, Nisa 3, Nisa 4, Nisa 5 ve Nisa 6'da ayan beyan ortada. Ama Allah'tan korkmaz hokkabazlar olmayan kelimeleri ilave edip, kritik kelimelerin üstünü çizip, iptal edip, size bunu yıllardır ikişer, üçer, dörder evlenin diye veriyorlar. Bir de yetimlerle evlendiriyorlar. O yetimlerden alın. Yetimin annesini niye almıyorsunuz? O yaşlı. Yetimin annesini almak yerine yetimi almayı tercih ediyorlar. Ve yetimi de yanına kızlar diye olmayan kelimeyi ilave ederek erkekleri komple görmemezlikten geliyor. Ya sizin yetimleriniz neden hep kız? Tabii bu cübbesiz Mahmut sorusu. Siz alışkın değilsiniz. Siz alışkın değilsiniz. Benim maalesef böyle bir yönüm var. Ben tutar arada bir soru sorarım. Siz de trene bakar gibi bakarsınız. Ehl-i Sünnet'e soruyorum. Yetimler deyince neden kızlar olarak anlıyorsunuz? Orada kızlar var mı? Buyurun gösterelim. Bakın bu Nisa 3 dostlar. Bakın Arapçası yetama. Yetama burada yetim kızlar. Allah'tan korkmaz münafıklar. Peki şuraya bakalım. Bu da Nisa 2. Yetama. Aynı. Burada niye yetimler oldu? Bize köpek diyen puştlar. Şimdi göreceksiniz bize köpek diyor. Ben de size puşt diyorum. Daha yakın ne söylenebilir? Ben şöyle söyleyeyim. Köpekler bunlardan daha sadık, daha iyi, daha faydalı, daha dost, insan arkadaş. Ve ben köpeklerin uyutulmasına da karşıyım. İlginç bir şekilde ekonomi için, iktisat için ya da milli savunma için sabahlara kadar mesai yapmayan meclisimiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili yasa için gece geç saatlere kadar mesaiye kaldı. Nasıl bir vatan aşkı? Bir an önce uyutalım. Belki de ben yanlış anlıyorum. Ama ben nefret ettiğim insanları, sevmediğim insanları köpekle kıyaslamam, köpek kelimesini de hakaret olarak kullanmam. Ben onu hakaret olarak kullanmam. Şimdi hep beraber dinleyeceğiz ama lütfen dostlar ayete bakın. Bu Nisa 2. Yetema burada duruyor. Yetimler diye çeviriyorlar. Sonra aynı, bakın aynı site, aynı yer. Nisa 3'e geliyor. Buraya kızları yapıştırıyor. Nerede kızlar? Yetema, yetemadır. Yetimler. Yetimin çoğulu yetema. Çoğulu. Nasıl, ne diyeceksiniz buna dostlar? Bakın konu ne biliyor musunuz? Yetimlerin hakkının korunması. Allah yetimin hakkının korunmasını istiyor. Ve bunun için de yetimleri evlendirin diyor. Yani belediye nikahı gibi düşünün, toplu nikah gibi düşünün. İkişer, üçer, dörder yetimleri evlendirin. Peki yetimler ne zaman evlendirilecek? Onu da aynı surenin 6. ayetinde açıklıyor. Sübyanla evlenemezsiniz. Parkta oynayan çocukla evlenemezsiniz. Bakın ne diyor. Yetimlerinizi nikah çağına erinceye kadar gözetleyin. Olgunluk yaşına geldiklerinde mallarını kendilerine verin. Büyüyünce onlara kalacak düşüncesiyle mallarını acele ve haddi aşarak yemeyin. Görüyor musunuz dostlar? Ne kadar güzel. Neymiş evlenme yaşı?
Onları test edin diyor, olgunluklarını test edin. Eğer hakikaten o olgunluğa sahip iseniz, onları evlendirin, mallarını da onlara teslim edin, mallarını yemeyin. Aman bu yetimler büyüyecek, bunlar büyümeden önce bir an önce mallarını satalım, cebellezi edelim diye değil. Bu kadar basit. Bakın burada yine yetimleriniz, şuraya tekrar görün. Bakın görüyor musunuz? Yetimler, yetema, yetimler. Ne kadar güzel. Aynı kelime buraya gelince yetim kızlar. Nasıl da ağzınızın tadını biliyorsunuz. Kart zamparalar. Burada itiraz eden altına yazsın. Bu da benim ayetten anladığım. Siz de bir emek verin, bir bakın bakalım. Sonra da şu yetemayı burada kızlara nasıl ilave ediyorlar diye bu kart zamparalara bir sorun bakalım. Oraya kızları nasıl koyuyoruz? Yetimler yetimlerdir ya. Erkek olamaz mı yetimler? Yetimler deyince neden herkes kız anlıyor? Çok ilginç ya. Çok ilginç. Aynı bizim Türkiye'de tinerci çocuklar deyince bütün herkes erkek anlıyor. Tinerci çocuklar deyince kimse kız, tinerci çocuk anlamaz. Onlar çünkü kayıp. Onların nerede olduğunu bilen biliyor. Değil mi dostlar? Evet, şimdi gelelim videomuza dostlar. Şimdi bize köpek diyen vatandaşı hep beraber dinleyelim. Ve lütfen, ellerinde namazdan başka bir şey yok. Size devenin sidiğini içirmek için, keçinin yedi ayetleri kabul ettirebilmek için, size göz oymak için, kelle kesmek için size verdikleri tek şey namazdır. Namazdan başka soruları yok. Ama onda da münafıklar. Samimi değiller. Adam namaz Kur'an'da yoktur derken abdestin farzı Kur'an'da yoktur diyor adam. Adam abdestin farzı Kur'an'da yoktur diyor. Kör kütük cahil. Bunlar kütük. Bakın he kütük, evet ağaç. Dostlar, ağaç ile kütük arasındaki fark nedir? Ağaç ile kütük arasındaki fark toprak ile bağını koparmıştır. Ağacın toprak ile bağı vardır. Ama bir adam kalas ise, kütük ise, odun ise o toprakla bağını koparmıştır. İşte onun için bu kütükler böyle freni patlamış kamyon gibi gidiyorlar. Adam abdestin farzı Kur'an'da yok diyor. Freni patlamış kamyon. Maide suresi 6. ayet gözüne dizine dursun. Kör cahil. Buyurun şimdi hep beraber dinleyelim. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hakikaten bu çok sorulan bir soru ve aynı zamanda çok konuşuluyor. İşte din adamı görünümlü bir takım insanlar çıkıp diyorlar ki, ya işte İmam-ı Rabbani de neymiş, onun zamanı geçti. Ne bileyim işte İmam-ı Azam da neymiş, onun zamanı geçti. Şimdi bizler de işte oturup din adına bir takım hükümler çıkartırız. Çünkü elimizde Kur'an var diyorlar. Kur'an'dan başka bir şeye bakmaya gerek yok din öğrenmek için. Kur'an'ı da herkes anlayamayacağı için o zaman tefsirine falan bakmamız lazım yani. Onu diyorlar. Benim tefsirimi tabii adam bu arada kendi tefsirinin reklamını yapıyor. Sormak istediğim şey şu. Yani bu hakikaten böyle midir? Yani bir insan tefsire baksa, İstanbul'daki bir vatandaş önüne alsa tefsiri, oradan okusa 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 dinini öğrenebilir mi? Mustafa Bey, ne meallerden, ne tefsir kitaplarından, ne hadis-i şeriflerden, ne hadis-i şerif tercümelerinden din öğrenmez. Gördünüz mü dostlar? Bunu 5-6 kere daha söyleyecek. Hadislerden din öğrenilmez. Kur'an'dan din öğrenilmez. Tefsirden de din öğrenilmez. Sünnetten de din öğrenilmez diyor kendisi. Ne kadar ilginç değil mi?
daha önce denk gelmiş olamazsınız. Böyle bir iddia. Kur'an'dan, hadisten, tefsirden, mealden din öğrenilmez diyor. Sizce geriye ne kaldı? Beraber dinleyelim, bakalım ne kalmış gibi. Mümkün değil. Mümkün değil. Peki bunları bu şekilde böyle söyleyenleri ne maksatla söylüyorlar o zaman? Ne maksatla söylüyorlar? Bir, ya çok cahildir. Ya bakıyorsun adam cahil diye etiketi var. Profesör olmuş, falan. Cahil değil. O zaman bu adam haindir. Ne demektir hain? Yani diğerin adamıdır. Cebine para konuyordur. Veyahut da o makama gelmesi için onlar yardım etmişlerdir. Çok özür dilerim. Sana yardım eden biziz. Bu etiket temin eden biziz. Şimdi bizim adımıza havla diyorlar. Özür dilerim ama bizim adımıza havla diyorlar. O da onların adına havlıyor. İpi başkasının elinde. İpi yani. Başkasının elinde. İp başkasının elinde. Peki diyeceksiniz ki kestirip attınız. Niçin öğrenilmez? Şimdi usta abi, İslamiyet'in 4 tane kaynağı var. Bakın gördünüz mü dostlar? Önce İslam'ın kaynağını 4'e çıkarttı. Yani Kur'an tek kaynak yetmiyor. Yanına hadisi koy, sünneti koy, oldu 3, o da yetmiyor. Peki dinin 4 kaynağı neymiş dostlar? Evet. Buna edille-i şeriye denir. Kitap, Kur'an-ı Kerim. Sünnet, hadis-i şerif, peygamberimizin sözleri. İcma, peygamber efendimizi gören eshab-ı kiram bir konudaki ittifakı. Ve kıyas. Bu 3 kaynakta açıkça bildirilmeyenler bu 3 kaynağa bakarak kıyas. Bunu da yapacak müştehit alimlerdir. Zamanımızda ne İslamiyet'i bilen öyle prof veyahut da sarıklı sakallı kimse var. Hele iştahat makamında hiç yok. Kur'an-ı Kerim anlayacaksa hiç yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim anlayabilmek için kitaplara bakıyorsun yok. Allah-u Teala önceki zaman diliminde mesela Eshab-ı Kiram'ı yaratmış, sonra tabi'in, tebe-i tabi'in. Peygamberimiz diyor ki en kıymetli zaman benim zamanım. O sonra tabi'in, sonra tebe-i tabi'in buyuruluyor. Mesela İmam Hasan Efendi Hazretleri, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet'in Hanbel Hazretleri'ni yaratmış ve bunların talebelerini yaratmış. Bu zatlar akıl itibariyle de, hafıza itibariyle de, zeka itibariyle de, sürat intikal itibariyle de çok yüksekler. Cenab-ı Hak bunları kullarına emir ve yasaklarını nasıl yapacaklarını bildirmek için yaratmıştır. Ya o adamların yaratılma sebebi bize hizmet için yaratılmışlar. 4 mezhebin imamı, sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in dostlar. Devam ediyoruz. Bunlar da oturmuşlar, bir ömür harcamışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de bildirilen emirleri, bunun Peygamber Efendimiz tarafından tatbikatını, hadis-i şeriflerle açıklamasını araştırarak bulmuşlar ve tasnif ederek fıkıh kitapları yazmışlar. Yani İmam-ı Azam Hazretleri bile dininizi Kur'an'dan öğrenin, öğrenelim dememiş. Demedi. Hadis-i şerifler, tabiinin büyükleri, ne bileyim, Eshab-ı Kiram'dan gördükleri var değil mi? Aynen öyle. Gitti, araştırdı, baktı yani onları. Eshab-ı Kiram da aynı şekilde. Eshab-ı Kiram da aynı şekilde. Açıp Kur'an-ı Kerim'e bakabilirdi. Eshab-ı Kiram'ın hepsi müştehitti. Fakat mesela abdest almasını bir gün işte. Şimdi bakın dostlar, ashab-ı kiramın hepsi müştehitti diyor. Ashab birbiriyle savaştı. Konuyu açmıyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fıkıh kitabından bahsediyor. Yok öyle bir şey. İmam-ı Azam fıkıhı diye bir şey daha sonradan yazılmış bir şeydir. İmam-ı Azam'dan günümüze gelen herhangi bir şey yok. Ayrıyeten ashab-ı kiramı gördüklerini söylüyor. Yok öyle bir şey. Şafii, Hanbeli ve Maliki hiç kimseyi görmedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife tebe-i tabiinden bir kişiyi gördüğü iddia edilir. Ya da sahabeden bir kişiyi gördüğü iddia edilir. Öyle bir anlatıyor ki sanki beraber yaşamışlar gibi anlatıyor. Ama problem çok. Onun için devam edelim. İşte sevdiğim, çok sevdiğimi gördüm abdest alırken böyle böyle yapıyordu. Ben de aynı şekilde öyle yapıyorum ve öyle naklediyor. Elinde Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim'i açtım, baktım abdest böyle alınır. Orada yok. Sen görüyor musunuz? Abdest şöyle alınır, Kur'an'da yok diyor adam ya. Vallahi billahi adam yok diyor ya. İnanılır gibi değil. Evet. Benden de iyi anlar. Tabii senden benden de iyi anlar. İstihat makamındaydı. Yok. Şimdi diyeceksiniz ki hemen efendim demin kestirip attınız Kur'an-ı Kerim'den din öğrenmez. Mustafa Bey, ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum.
yaşım 70'e dayanmış. Dolayısıyla bunca zamandır bütün tefsirleri, bütün aynı şekilde meal olarak, meal değil şimdi ikiler tercüme de mealle alakası yok. Bunların hepsine aynı şekilde baktım. Kur'an-ı Kerim'de öğle namazı kaç rekat yazmaz. İkindi kaç rekat yazmaz. Akşam yazmaz. Yatsı yazmaz. Sabah yazmaz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş vakitleri yok. Sadece işaret var. Peki biz bunu nereden öğrendik? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bildiriliyor. Cebrail Aleyhisselam 2 gün geldi buyuruyor. Bakın şimdi hadise dikkat edin. Cebrail Aleyhisselam 2 gün geliyor. Namaz eğitimi için. Evet. 2 gün geldi. İlk gün mesela imsaktan hemen sonra sabahı kıldık. Evet. Öğleyi Kabe'nin yanı. Öğleyi hemen güneş tepeden biraz ayrılınca kıldık. Tamam. İkindiye herhangi bir cismin gölgesi bir misli olunca kıldık. Evet. Akşam güneşte güneş batıp hava kararınca kıldık. Yıldızlar çıkmadan önce kıldık. Yatsıyı da ilk şafak akşama mahsus olan o şafak kaybolunca yatsıyı kıldık. Evet. Ertesi gün geldi. Sabahı güneş doğmasına yarım saat kalan vakitte. Öğleyi herhangi bir cismin gölgesi iki misli olunca. Bir misli olunca. İkindiği herhangi bir cismin gölgesi iki misli olunca. Akşamı yıldızlar çoğalınca. Yatsıyı da gece yarısına doğru kıldık. İmsak vaktine doğru. Evet. Ve bana zamanlı dedi ki bildiriyor. Bana dedi ki işte ümmetin için 5 vakit namazın birinci günle ikinci başlangıç ve bitiş noktaları bunlardır. Hemen burada soralım. Şafii ile Hanefi mezhebinin sabah namazı uygulaması neden farklı? Bilmeyenler için söyleyeyim. Hanefi mezhebi ezan okun okunmaz kılabilir ama Şafii mezhebi mecburen bekler. Mecburen bekler. Hani Cebrail göstermişti? Şafii'nin gördüğü mü yanlış, Hanefi'nin gördüğü mü yanlış? Basit. Evet. Öğle namazı bu ikisi arasında kılınır. Evet. Akşam böyle kılınır. Ve namazların kılınış şekilleri de Kur'an-ı Kerim'de yok. Evet. Tefsir kitaplarında da yok. Hazır olun. Bakın namazın kılınış şekli Kur'an'da da yok, tefsir kitaplarında da yok. Evet. Ne okuyacağım ben? Abdestin farzları nelerdir? Abdesti neler bozar? Abdestin sünnetleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Gördünüz mü cahili? Allah aşkına bunu savunan birisi ya da telefonunu bilen birisi şu adama Maide suresi 6. ayeti yollasın. 70 yaşındaymış. 70 yaşını aşmış. Yazık ya. O 70 yıla yazık. Hadi 3'ünü 5'ini hatırlamaz. 60 yıla yazık. Abdestin farzı Kur'an'da yok diyen adam. Abdestin farzının 4 olduğunu şu anda yaz tatilinde camideki elifba öğrenmeye giden çocuk biliyor. İmam ona söylüyor abdestin farzı 4'tür diye. Kur'an'da yazıyor. Ama yok adam kopmuş. Zaten hadisleri de beğenmiyor. Bakın devam ediyoruz. Namazın aynı şekilde farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, mendupları Kur'an-ı Kerim'de yok. Evet. Farzları bile yok. Bakın Kur'an'ın farzları bile yok diyor. Dostlar, Kur'an'ı bakın açtığınız zaman namazla ilgili. Namazın sesi var. Temiz kıyafet var. Sadece Kur'an'dan okuyun var. Rükûsu var. Secdesi var, kıyamı var. Adam yok diyor ya. Yok diyor. Çok ilginç. Yok diyor. Evet. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de. Peki neler okunacak? Hı. Namazda hata edersem ne yapmam lazım? Neler okunacak? Kolayınıza gelen okunacak. Kur'an'dan kolayınıza gelen. Yani sosyal hayatınızı kolaylaştıracak ayetler okunacak. Evet. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Anlatılmaz bunlar. Peki bunları bize kim bildirir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam farklı tatbikatları da olmuş. Hazır olun. Farklı tatbikatlar. Yani Resul namazı farklı kılmış. Dinleyin. Onun için İmam-ı Azam İbali Hazretleri birisini, İmam-ı Şafii Hazretleri birisini, İmam-ı Malik Hazretleri birisini almış. Çünkü yeryüzündeki insanların hepsi aynı iklimde yaşamıyor. Hep. İşte burası dostlar. Bakın. Dünyadaki insanlar
aynı iklimde yaşamadığı için, farklı farklı iklimlerde yaşadığı için Resul Mekke'de farklı farklı iklimlere göre namaz kılmış. Nasıl, iyi mi? Resul Mekke'de ve Medine'de yaşadı. Başka bir yere gitmedi Resullüğü boyunca. Ama farklı farklı namaz kılmış. Neden? İnsanlar farklı iklimlerde yaşıyor diye. Şimdi diyor ki Cebrail geldi, namazın saatlerini, dakikalarını gösterdi. Kanada'ya göre senin 5 vakit Cebrail'in gösterdiği namaz Kanada'ya uydu mu? Avustralya'ya uydu mu? Antarktika'ya uydu mu? Nereye uydu? İngiltere'ye uydu mu? Almanya'ya uydu mu? İngiltere'de 4 mevsim yağmur yağar. Cebrail geldi gösterdi. Başlama ve bitiş saatini gösterdi. Danimarka'ya Resul'ün Cebrail'den öğrendiği gölge uydu mu? Dostlar, bunlar insanları kekliyorlar. Bunlar beyin yamıyor. Düşünmeyen insanları salak zannediyorlar. Farklı coğrafyalar için diyor ya. Farklı iklimlerde yaşıyormuş. Onun için Resul farklı farklı kılmış. Şimdi Resul farklı farklı namaz kılıyor. Sonra Hanifi seçiyor. Ben bunu seçtim diyor. Resul farklı farklı namaz kılmış ya. Şafi de bakıyor. Ben de bunu seçtim diyor. Hanbeli de bakıyor, o da diyor ki ben bunu seçtim diyor. Maliki de bakıyor, ben de bunu seçtim diyor. 4 tane mezhep imamı Resul'ün kıldığı namazlardan coğrafya ve iklime göre bölüşüyorlar. Neden hepsini görmüyor? Hanifi neden bütün namaz kılınma şekillerini görmüyor da birini görüp kabul ediyor? İmam-ı Şafii Resul'ün farklı farklı namaz kıldığını görüyor da neden sadece bir tanesini alıyor? Sebebi nedir? Ve neye göre alıyor? İmam-ı Şafii Sibirya'dan mı geldi? İmam Maliki Endülüs'ten mi geldi? Coğrafyaları mı farklı? Ben İngiltere'den geldim, o zaman eli bağlamasın. Elinin bağlamadığını ben seçiyorum. Ben İngiltere'den geldim. İngiltere'de elimiz bağlanmasın. Şemsiye tutarız. Niçin? Hangi namazın şekli hangi coğrafya için? Kim tespit ediyor bunu? Yıllardır bunu insanlara utanmadan bu yalanı binlerce yıldır ya da yüzlerce yıldır ya da onlarca yıldır bu basit yalanı insanlara yediriyorlar. Çünkü yeryüzünde insanların hepsi aynı iklimde yaşamıyor. Aynı iklimde yaşamayan insanları namazı sadece Mekke'de yaşayan Resul mü gösterdi? Yani hakikaten bunlar beyin yamıyor mu ya? Hakikaten güzel bir tabir. Hakikaten güzel bir tabir. Devam edelim şimdi. Hepsi aynı şartlara haiz değil. Aynı şartlara haiz değilmiş. Peki hangi şarta göre nasıl namaz kılınır? Aynı şartlara haiz değilmiş, iklim farklıymış. Birisi yardımcı olsun. Hadi beyin jimnastiği yapalım. Mesela kadın dokununca abdest bozulur. Hangi iklime göre? Kan akınca abdest bozulur. Hangi coğrafyaya göre? Çok dikenli yerlerde zırt pırt ayağına, kıçına, başına diken batabilir. Onun için burada kan abdesti bozmaz. Çünkü her taraf dikenlik. Böyle mi düşünüyorsunuz? Öteki coğrafyada ya çok fazla karı kız var. Çarşıda, pazarda kadın çok fazla var, değiyor. Onun için zaten değecek. Kadın abdesti dokunması, abdesti bozmaz. Böyle bir iklim mi düşünüyorsunuz? Ya bu da iklim değil zaten. Bu sosyolojik bir vaka. Örflerle ilgili. Adam iklim diyor. Ya dostlar, işte düşünmek böyle bir şey. Ne kadar da öfkeleniyor. Biz havlıyormuşuz. Ya işte böyle tıkanacaklar. Daha çok var böyle. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam tatbikatta farklı olmuş. Bakın, Resul tatbikatta farklı olmuş. Niye? İklimlere göre. Resul
hangi iklimde namaz kıldı? Mekke, Medine harici bir iklimde namaz kıldı mı? Hayır. Ne diyor? Tatbikat farklı olmuştur diyor. İklime ve coğrafyaya göre farklı olmuştur diyor. Çok kar yağdığı zaman nasıl namaz kılmış? Elini bağlamış mı, bağlamamış mı? Resulün elini göbeğin üstünde bağlama, yani şöyle, göbeğin üstünde bağlaması için hangi iklim olması lazım? Hangi coğrafya olması lazım? Buyurun. İklime göre farklı kılmış ya, canlarım benim. Bunun için İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri birisini, İmam Şafii Hazretleri birisini, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri birisini almışlardır. Mesela şeyde Hadika isimli kitapta deniyor ki Ehl-i Sünnet itikadın farzları, haramları öğrenmek farz. Bunları öğretmek ve kendine lazım olan başka fıkıh bilgilerini öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, hadis ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir. Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden öğrenilmesi farz olan bilgilerdir. Evet. Adam diyor ki dinini Kur'an'dan öğren. Fıkıh bilgisi yok. Bak dinini Kur'an'dan öğrenip kabul etmiyor. Çünkü fıkıh bilgisi yok. Dikkat edin ne diyecek şimdi. Mesela zamanımızda böyle İslam alimi diye senelerce milletin kafasını ütülettikleri kitaplar var. Risaleler var. Tamam mı? İçi boşaltılmış. İçinde İslamiyet namına bir şey yok. Güzel. Risale, bir şeycik yok. Risale, adam diyor ki işte Kur'an'da evet. Diyor ki iyi insan ol. Nasıl olacağım? Bu çok komik ya. Diyor kitap yazıyormuş ki iyi insan ol. Adam diyor ki nasıl iyi insan olacağım? Allah aşkına. Dostlar lütfen bakın. Anlamayın ya gülüyorum kusura bakmayın. Hakikaten sinir bozucu. Adam nasıl iyi insan olacağım diye soru soruyor ya. Nasıl iyi insan olacağım diye soru soruyor. Durumun ne kadar vahim olduğunu anlayabiliyor musunuz dostlar? Nasıl iyi insan olunur? Adam soruyor. Diyor ki ilmihal yoksa, fıkıh kitap yoksa ben nasıl öğreneceğim diyor iyi bir insan ol. Durum bu kadar vahim ve 70'ini geçmiş bir ilahiyatçı bunu söylüyor. Hakikaten yani ben 50 yaşı bayağı bir olgun bir yaş olarak bilirdim kendim 50 olduğumda. Ya adama bakıyorum ben çocuğum ya. Belki 75 sene sonra ben de beynim sulanıp bu hale gelebilirim. Allah muhafaza. Rabbimin rahmetine sığınıyorum. Bu beyin sulanmasıdır dostlar. Bir insanın beyni sulanmasa 75 yaşında iyilik nasıl yapılır, nasıl iyi insan olunur diye soru soran müthiş bir şey. Nasıl olacağım? Nasıl olacağım? Ne yaparsam olacağım. Senin gibi ukala, kendini beğenmiş, küstah birisi olarak mı? Değil mi? Nasıl olacağım? Numune var. Sen Peygamber Efendimiz'i hafife alıyorsun. Sahabe-i kiram hafife alıyorsun. Onları kaldırıyorsun ortadan. Numune? Numune yok. Numuneden bir iki örnek verelim dostlar. Bunların hadislerinden örnek veriyorum. İyi insan olmak için numune. Buhari hadisi, Resul sabah namazına mescide gelmeyenlerin evlerini yakmak istiyor. Onlar içinde uyurken. Şimdi adam da diyor ki bunlar olmadan diyor ben iyiliği öğrenemem diyor. Bana diyor örnek lazım diyor. Nasıl iyi olunacak? Örnek buymuş. Küçük bir çocuğa beddua eden bir Resul. Çobanı öldüren 8 kişinin gözlerini oyan, ellerini ve ayaklarını kesen ve o kesilen insanlar çölde su su diye inilerken ateş ateş diye karşılık veren bir hadisi adam iyi olmaya örnek olarak veriyor. Diyor ki iyi insan nasıl olunur? Hadislerden bakılır. Müthiş bir şey. Sana mı benzeyeceğim ben? Efendim işte ben bugün ilahiyat fakültesinde bilmem ne kürsüsü profesörüyüm. Ne olursan ol. Ne olursan ol. Efendim Diyanet'te ben şuyum. Ya Diyanet de devlet şeyidir. Netice itibariyle. Dolayısıyla bizim için hüccet olan Ehl-i Sünnet alimleridir. Ehl-i Sünnet alimlerin yazıları hazırlatır. Fıkıh kitaplarından din öğrenilir. İlmihal. Bakın. Müthiş bir şey dostlar. Hadisi sünneti savundu. Ashabı, sahabeyi, tebe-i tabiini savundu. Şimdi nereye geldi biliyor musunuz? Hepsi boş. Hangi sahabe fıkıh kitabı yazmış? Hangi sahabe fıkıh kitabı yazmış?
Hangi mezhep alimi fıkıh kitabı yazmış? Bakın dikkat edin ne diyor bakın. Şimdi tekrar biraz geri aldım. Sonra efendim Diyanet de meşhur. Ya Diyanet de devlet şeyidir. Netice itibariyle. Dolayısıyla bizim için hüccet olan Ehl-i Sünnet alimleridir. Ehl-i Sünnet alimlerin yazıları hazır olur. Fıkıh kitaplarından din öğrenilir. İlmihal kitaplarından din öğrenilir. Bakın fıkıh kitabı ve ilmihal kitaplarından din öğrenilir diyor. Hani Ömer Nasuh'u bilmenin ilmihali var ya. İşte bu adamın dini orada. İlmihal dini. Fıkıh ve ilmihal kitaplarından dininizi öğreneceksiniz diyor. Anladınız mı dostlar? Yani Allah kuluna bir kitap yollamış. Sadece Kur'an'dan sorguya çekeceğim diyor. Ve bu gördüğünüz vatandaş da diyor ki siz onu anlayamazsınız. Allah kulunu anlayamayacağı bir kitap yollamış ve hesaba çekecek. Bunlara göre. Allah kulunu anlayamayacağı bir kitap yollayıp sonra hesaba çeker mi dostlar? Allah ayeti kerimede sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz diyor. Zuhruf 44. Göndermiş olduğumuz Kur'an ise yetmiyor mu diyor. Ankebut 51. Ama bu adam ne diyor? Diyor siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Fıkıh kitabı ve ilmihal okumanız lazım. Hangi fıkıh? Ehl-i Sünnet fıkıh. Hangi ilmihal? Ömer Nasuh Bilmen'in ilmihali. Adres de belli. Başka yok. Ne kadar vahim dostlar. Devam ediyoruz. Ve hadis-i şeriflerden de öğrenilmez. Bakın hadis-i mesela çok güzel. Daha önce bahsettik işte. Bizden değildir buyuruyor hadis-i şerifte. Ne diyeceksin? Adam ne anlayacak? Ha Müslüman değil bu diyecek. Halbuki Ehl-i Sünnet alimleri onu açıklar ki buyuruyor ki yani imanı tam değildir diye anlamışlar. Çünkü mesela gıybet orucu bozar. Hadis-i şerif bu. İmam Hasan Efendi Hazretleri sıhhatini değil, sevabını giderir. Yani. En nezafeti min el iman. Temizlik imandandır. Yani iman olan mümindir, iman olmayan kafirdir şeklinde anlaşılmaz o. Kamil değildir temiz olmayan bir Müslüman. Yani. Üç tane örnek hadis ile hadisten din öğrenilmezi anlatıyor dostlar. Üç tane hadis örnek veriyor. Diyor ki hadisten din öğrenilmez. Anlayın. Yani olgunlaşamamış daha. Olgunlaşamamış. Dolayısıyla ayet-i kerimeleri açıklayan, tefsir eden Peygamber Efendimiz'dir. Hadis-i şerifler açıklamıştır. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde müştehit alimler açıklamışlardır. Ve bunlar da fıkıh kitaplarındadır. Dolayısıyla ne hadis-i şeriflerden ne tefsirden din öğrenilmez. Dinimizi doğru olarak ilmihal kitaplarından, fıkıh kitaplarından öğrenmemiz gerekiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Anladınız mı dostlar? Bakın ben size yavaş yavaş anlatayım. Diyor ki Allah diyor Kur'an yollamış, siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an'ın anlaşılması için Resul hadislerini bırakmış. Siz hadisleri de anlayamazsınız. Hadisleri de müştehit alimler okumuşlar, o hadisleri dinlemişler, fıkıh oluşturmuşlar. Siz o fıkıhtan öğrenebilirsiniz diyor. Kur'an anlaşılmaz. Kur'an'ı bize açıklayan hadislerdir. Hadisleri de anlayamazsınız. Bakın, hadisler Kur'an'ı açıklar. Yani Resul açıklıyor Kur'an'ı hadisleriyle ama siz hadisleri de anlamıyorsunuz. Hadisleri de müştehit alimleri anlıyor ve fıkıh kitabı yazıyor. Sizin okumanız gereken fıkıh kitabı ve ilmihaller. Netice bu dostlar. Bundan sonrası sizde. Siz kararınızı vereceksiniz. Birbirinin tersi fıkıh hükümleri, onun fıkhına göre, bunun fıkhına göre fıkıh olursunuz. Resmen buranız böyle şişer, fıkıh olursunuz. Karar sizin. Ya hakikaten Rabbime şükürler olsun, elhamdülillah. Allah'a güvenmek ne kadar güzel bir şey. Allah'a güvendiğiniz zaman böyle kendisini pazarlayan, kendi reklamını yapan, işte ben İmam Hatip okudum, ilahiyat okudum, 70 yaşın üstündeyim. Reklama bak. Çok da umurumdaydı. Çok da umurumdaydı. Söylediğin laf ortada. Söylediğin söz ortada. Var mı bu sözü savunacak? Videonun altına savunsun. Adamın söylediklerini savunsun. Abdestin farzı Kur'an'da yoktur diyor. Hadi yazın cevap yazın. 70 yaşını geçmiş. İlahiyatı bitirmiş. Efendim İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş. Bütün fıkıh şeye tefsirleri okumuş. Onu okumuş, bunu okumuş. Kur'an oku, Kur'an. Tavsiye ederim.
Anlayarak Kur'an oku. Belki ölmeden bir şansın olur. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.